İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, İYİ Parti Isparta İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Bir Isparta ilime yakın çevresinde Isparta bütünlüğü olarak adlandırılan bir üçgen var. Bunları Isparta İnşaat Mühendisleri Odası, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, Jeofizik Bölümü ve Jeoloji Bölümü, iki üniversitenin kuruluşundan daha öncedir oraların biliyorsunuz çalışmaları. Ve mimarlar odası ve bilimsel herkes bu konuyu dile getiriyor. Şimdi bu üçgen Batı Anadolu, Isparta ve Türk, Batı Anadolu, Türkiye, Burdur, Fayzoğlu ile Akşehir, Fayzoğlu arasında bir ters üçgen şeklinde. Burdur'da olacak bir deprem Burdur'dan daha ziyade Isparta'yı etkileyeceği için Isparta'da çok önemli belli başlı tedbirleri almak gerekiyor. Depremin zarar verdiği üç kriter var. Bunlardan bir tanesi zemin. İkincisi bina envanteri, yapı stok durumu ve üçüncü derecede önemli olan kriter ise üçüncü derecede faylara bulunan binaların kuş uçuşu uzaklığı. Her üçü bakımından da Isparta'nın bir deprem master planının yapılması gerekiyor. Yapılmamış. Varsa da kamuoyuyla paylaşılmamış. Ben buradan sizin açınıza soruyorum. Isparta'nın bir deprem master planı var mıdır? Ve bina analizi yapılmış mıdır Isparta'da? Şimdi bunun için bir fay haritasının incelenmesi gerekiyor. Isparta Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü 2013 yılından 2020 yılının Aralık ayına kadar 997 riskli bina tespiti yapmış. Tespitlenen binalar 2354 bağımsız bölümde buluşmakta, 2154 konut, 200 bağımsız iş yeri. Kentsel dönüşümün bütüncül bir şekilde yönetimini sağlamak amacıyla yeni bir ihtiyaç duyulmasına binaen kentsel dönüşüm strateji belgesinin hazırlanmasına yönelik ilke ve esaslar çerçevesinde İl ve ilçe belediyelerinden afet riski en yüksek alanların tespit edilmesi yönelik çalışma istenilmiş ancak bu çalışma hala yapılmamış. Isparta Kent Merkezi'nde 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi kanununa tabi Isparta, yüksek yapılar belirlenimine göre 10 kat ve üzerindeki yapıların dayanıklılığının ne ölçüde yapıldığı bilinmiyor. Şimdi Isparta İnşaat Mühendisleri Odası'nın bir raporu var. Bu 10 yıllık süreçte bahsettiğim dönemde olanlı planlarda belirtilen kentsel yapılan kentsel gelişme alanlarında 130 hektarlık büyük bir kentsel yapılaşma söz konusu gelişme. Ancak 85 hektarlık bir büyük alan ise altyapı çalışmaları tamamlanmasına rağmen yapılaşmaya hazır ancak henüz yapılaşmamış. Şimdi bu bilgi 3. ve 4. düzeyden nitelikli ve verimli tarım alanlarından oluşuyor. Şimdi yasalarla korunan, demin dedim ya zemin önemli diye, tarım alanlarına kentsel yerleşim önerilmesi, ele alınması gereken bir durum Isparta'da. Bazı bölgelerde zeminin neredeyse tamamı alüvyon kuaternerden oluştuğu ve bu toprak yapısının birinci derece deprem riski oluşturacak zemin sıvılaşmasına sebebiyet veren toprak yapısı olduğu, bununla beraber akifer yapılardan ve kolayca aşılabilen radyasyon oluşumlardan dolayı da büyük bir risk olduğu raporda var. Ve uydu görüntülerine bakıldığı zaman 7-8 katlı binaların olduğu ve yapılaşmanın aşağı yukarı bir adadan hektar bazlı yoğunluk hesaplandığında hektar başına 450-550 kişinin risk altında olduğu belirlenmiş. Şimdi kentsel gelişme alanı içerisindeki yapılaşmaya hazır olarak belirlenen diğer alanlar da bu şekilde yapılaşırsa altını çiziyorum. Altını 3 kere çiziyorum. 150 binden fazla doğrudan deprem riski altında kalacak nüfus söz konusu altında olacaktır merkezde. 150 bin kişilik bir nüfustan bahsediyorum. Şimdi bu kötü senaryonun önlenmesi için bir deprem master planı yapmak gerekir bir an önce. Binaların zemini düşürerek, eğer zemin uygun değilse tarım arazileri binalaşmaya açılmış. Bu zemine göre dünyanın başka yerlerindeki, başka diğerlerindeki teknolojinin burada kullanılarak teknolojik orada yapılmış %50'si binalaşmış olan bu binaların derhal bu şekilde bu zeminin olduğu bilinerek güçlendirilmesi gerekiyor. Geri kalan %50 henüz binalaşmamış, kentsel dönüşüme açılmamış ve imara açılmamış. O imara açılmak üzere olan diğer %50'ye yapılacak her binanın bundan sonra işte o bahsettiğim dünyanın o Japonya'da ve diğer yerlerde teknolojiye uygun şekilde yapılması başka türlü ruhsat verilmemesi gerekiyor. Bunun altını çiziyorum ve duyuruyorum burada.